Efendim merhabalar, ben Ahmet Turan Köksal. Bugünkü el yazınızı nasıl geliştirirsiniz videomuzda kurşun kalemler üzerine duracağız. Bu videolar serisi aslında kalemleri de anlatıyor. Kitap yani defterlere kağıtlar anlattığı gibi, el yazısını anlattığı gibi kalemleri de anlatıyor. Şimdi size kalemlerimden birkaç kalemimi sunuyorum. Çok kurşun kalemim var benim. Valla öyle ki çıkarmaya aslında biraz da üşendim. Bir çizim setim de var. Kamerayı hem kendim tutuyorum. Bugün kızım tatilde. Öyle olduğu için kamerayı da kendim tutuyorum. Biraz zor bir çekim olacak. Kurşun kalem nedir? Niye kutsaldır? Ondan bahsetmek istiyorum. Örneğin bu bir dolma kalem, laminin. O yüzden ben sahneden çıkarmıştım, yine çıkartıyorum. Ya da bir tükenmez kalem. Ya da işte şu 05, 07, 0 çeşitli bu Faber-Castell'in güzel bir çift fonksiyonlu kalemi. İşte bir tarafa çevirirseniz, tek elde yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi bir 05. Öbür tarafa çevirdiğiniz zaman da bir dolma tükenmez kalem oluyor. Yani dolma kalemin ve tükenmez kalemin ne farkı olduğunu ya da 05 kalemin gerçek dolma kalem, kurşun kalemden ne farkı olduğunu üzerine duracağız. Bunu da kenara çıkartıyorum. Kurşun kalem grafit temelli, işte içindeki şu siyah kömür temelli ucuyla yazan, etrafı da ahşap olan bir kalem çeşidi. İlkokulda daha çok kullanırdık, artık pek kullanılmıyor. Ben çok kullanmayı seviyorum ve masamda muhakkak kurşun kalem tutuyorum. Muhakkak 05, 07, 09 gibi versatil kalemler değil, muhakkak bir kurşun kalem tutuyorum. Ve kurşun kalemle yazmayı çok seviyorum. Ne farkı var deyince, kurşun kalem sürterek yazmayı sağlar. Yani kağıda siz dolma kalem ya da mürekkeplik kalemle mürekkep bırakırsınız, yani boyarsınız. Ama kurşun kalemle aslında kömürün üzerine bir şekilde kazıyarak, yani onu aşındırarak sonuca varırsınız. Kurşun kalem biter, tükenmez bitmiyor ama bitiyor. Mürekkepli kalem, dolma kalemin içi bitmiyor mu? Bitiyor. Ama bunlar nedir efendim? İçindeki boya bittiği için, keşeli kalem de öyledir, boya bittiği için tükenirler. Kendilerinde ayrıca fiziksel bir tükenme olmaz. Ama kurşun kalem öyle mi? Yazdıkça, kurşun kalem köreldikçe bir şekilde açarsınız ve kurşun kalem ufalır. Yani işte böyle mum gibi, mum da etrafını aydınlatır, arkasından kendisi ufalır falan filan gibi, öyle geyiklere girmeyeceğim. Ama kurşun kalemle beraber, kurşun kalemin tükenmesiyle beraber, kurşun kalemi tutmak, içindeki o kömürün sürterek oluşturduğu durumu yaratmak da farklıdır. O yüzden kurşun kalem daha önemli bir durumdadır benim gözümle, nazarımda. Ve kurşun kalem kullanmayı çok seviyorum. Kurşun kalemlerin dereceleri var. İşte B türü dereceler, F dereceleri. Mesela şimdi 9B gibi pek piyasada bulunmayan bir kalem var. Rovni Vidalier marka, Avusturya markası, Alman, yani Avusturya Alman kökenli. Mesela bunu yeni aldım ben, 9B. Aslında setlerim de var, onlardan da bahsederim. 7B de var, yine aynı seriden, bu sefer biraz daha işte sıralamışım, 7B, 8B, 9B koyayım şöyle. Ondan sonra bu da 6B. 6, 7, 8, 9'u almışım. Bunlar zor bulunan kalemler. Hatta 6'yı biraz zor kullanmışsınızdır. Bu da herhalde Çin malı Fujika 2B'ye bir kalem. Bu çok ucuz bir kalem. Niye kontenjana girdi derseniz, belli ki ben bunun içini açacakmışım. Öyle niyetle almışım. Bir deneme yapalım. B oldukça, B yumuşak türlü. H ise daha sert uçlu kurşun kalemi belli ediyor. Ve kurşun kalemde taramalar, işte daha yumuşak taramalar, daha sert taramalar gibi taramalar yapabilirsiniz. Kurşun kalemin güzelliği, bakın kullandıkça ucunun da bir miktar, tabi zoomlayamıyor, şöyle göstereyim, biraz daha yuvarlaklaşması. Kurşun kalem özeldir. Örneğin 9B'ye bakalım. 9B'ye bakalım. 9B'de bu kadar sert bastırabilir miyim bilmiyorum. Bakın çok daha kömüre yakın bir sonuç.
kurşun kalemle çizim yapanlar için oldukça önemli bu B'ler. Fakat çoğu kimse 9 B ile 8 B'yi ayırabilecek durumda değil. Kurşun kalem ufaldığı zaman atmıyorum. Böyle çeşitli marka, Faber-Castell'in, ki bunun alüminyum da var. Ucu burası ne olmuş? Çok hoş uzatıcılar var. Örneğin ufak bir IKEA'dan alınmış kalemi. IKEA kalemini göndereyim şurada. IKEA'da hani ölçü almak için veriyorlar ya. O kalemden bir tane yürütmüşüm ki aslında bir tane yürütmeyle ses çıkmıyorlar. Ses çıkarmıyorlar herhalde. Onu tekerine nasıl sokacağım bilmiyorum ama çıkardım. Kamerayı tutuyorum bir tanesini. Kameraman arkadaşımız, kızımız tatilde. Evet. Böylece yazılabilir hale getiriyor. Bakın artık elimle daha iyi tutabiliyorum. Arkası da muhakkak bunların gördüğünüz gibi bir kalem tıraş. Kalem tıraş muhabbetine gireceğim. O da ayrı bir, gerçekten ayrı bir dünyadır. Kalem tıraş da ayrı dünyadır. Çeşitli kalem tıraşlar var. Örneğin alüminyum gövdeli ve ahşap gövdeli bir kalem tıraşım var. Alüminyum gövdeli çok kalın, genelde kuru boyaları açmak için çift uçlu var. Şu bıçağı belli zaman sonra onun körelir, değiştirmek lazım. Bir de değiştirirsiniz veya yenisini alırsınız. Artık yenisini alıyor. Bu da işte Faber-Castell'in alüminyum tipi bir şeyi. Bu başka marka ya da markasız. Uzatmayla kullanabilirsiniz. Yani bir kurşun kalemi uzatarak kullanmak bence ömrüne ömür katıyor ve oldukça hoş bir durum yaratıyor. Ben belli bir zamanda ufaltısa da bunu falçatayla içini açıp işte bu tür versatil kalemlere koyuyorum. İşte bu Kohinoor'un hoş bir versatil kalemi. Ufak da bir kalem. Bakın içine bir 2B uç koymuşum. Ve hatta böyle biraz da yazmışım. Farklı olarak hoş bir görüntü. Eskiz yaparken çok işe yarıyor. Bunları kenara koyuyorum. Bunu da ayrı bir video konusudur bu da. Onlara versatil kalemlere ayrıca bakacağız. Marangoz kalemi diye tabir edilen, bakın ucu böyle olan bir kamera. Böyle açıldığına bakmayın. Bunu ben garip açtım deneme amaçlı. Bu 4B bir kalem. Bakalım 4B bir kalem. Marangozlar 4B kullanmıyorlar. Çünkü onlar bu tür marangoz kalemlerini ahşabı çizmek için kullandıkları için bu kadar yumuşağı, yani biraz şöyle sürtsen biter bunun ucu. Demek ki bu sadece masaüstü işte kullanıyor. Ben bundan kaligrafik yazmak için, yani ahşap kalemle kaligrafi yapılır mı? Bakın bal gibi yapılır. Yani bu uç buna izin veriyor gördüğünüz gibi, bayağı da sivri. Ben bunları kaligrafik için kullanıyorum ama tabii B sayıları artıyor. Şu resim kalemlerimizi, dereceli kalemlerimizi kenara çekeyim. Çok böyle kalemim var. Falçata meselesine bir gelelim. Bakın iki tane falçata var. Bu bir tanesi maket için kullanılan daha işte açılı bir, veya bu da standart kalıcı. Bir de tabii daha inatçı kalemleri açmak için kullandığım şöyle bir garip bir doğa bıçağı var. Bayağı ağır bir bıçak. Bu bıçağın, aman elimde kesmeyeyim de şöyle bir açayım. Çat diye çıktı. Bu bıçakla daha sert, yani gerçekten şu ikisinin elimde çok yumuşak kaldığı durumlar kullanıyorum. Ağır bir bıçak bu. Ucu da değiştirebilir bir bıçak. Bunu da işte içini açmakta bazen kullanıyorum. Aman dikkatli olayım. Şöyle kapatayım. Kapadım. Ve bunun yerine kaldırıyorum. Tehlikeli işler. Falçatayla nasıl çalışacaksınız? Falçatayla kurşun kalem nasıl açılır diye bir video yapmaya niyetim var ama şimdilik anlatayım size durumu. Kalemi nasıl tutarsanız tutun, nasıl açarsanız açın, muhakkak her falçatayı elinize aldığınız zaman, böyle ucunu açtığınız zaman, falçatanın ucu boşalırsa, yani boşa gelirse, bir güç kuvvet verirken boşa gelirse nereye gidiyor diye kendi kendine soracaksınız. Örneğin ben kalemi açarken bunu böyle benden dışarı, ben buradayım, benden dışarı doğru yaparsam, ne kadar sert davranırsam davranayım fark etmez. Ama şöyle şöyle açıp ya da parmağınızı koyduğunuz yere yaparsanız bu boşalabilir. Ya da benim rahmetli dedem böyle açardı. Kalemi böyle bir kağıda dokundurup arkasından kağıda doğru, yani
tabana doğru açmak. Bu da güzel bir açma yöntemi. Biliyorsunuz açma yöntemleri için ayrı bir video yapacağım. Kurşun kalemlerin güzelliği de işte boya kalemi olması. Ki bu özel bir boya kalemi. Brian Zell'in Sakura serisinden. Pastel bir boya rengi. Oldukça pastel bir renk. Ucu pastel gibi. Bakın böyle ucunu da göstereyim. Gerçekten ucuna Brian Zell pastel koymuş. Görseniz böyle sanki pastelle çalışıyormuşuz gibi durum. Ben kahverengi ve yeşil tonlarını, işte bakın bu da yeşil tonları, daha çok nasıl yeşil tonları diyeyim, işte böyle ağaçtan çıkan yeşil tonları falan kullanabiliyorum. Ayrıca yine pastel tonlarda olsun, diğer tonlarda olsun, sulu boya, içinde sulu boya olan kalemleri de kullanabilirsiniz. Sonra onları ıslattığınız zaman sonuç daha iyi olacak. Kurşun kalemler tip, mesela bu eşantiyon bir kurşun kalemi. Tamamıyla siyah var. Açıldığı zaman da siyah bir görüntü. Bence çok hoş. Sonra daha değişik bir kurşun kalem tipi. Japon tipi ya da Çin tipi dediğimiz kurşun kalem. Biraz tabii benim şeyde durunca böyle kalmış çekmecede. Bu kömür kalemi bakalım. Evet. Prank marka bir kömür kalemiymiş. Bakın sürttüğünüz zaman sanki bir kömürü sürtüyormuşsunuz gibi bir durum yaratıyor. Bakın ne kadar farklı, aynı kalemi bastırmak, renkli kalem, yazı, kaligrafik. Yani kurşun kalemin basite alınacak bir tarafı yoktur efendim. Onu size söyleyeyim de. Bunun güzelliği de bunu açmakla uğraşmazsınız. Bitince ipini çeke çeke yırta yırta açarsınız. Sonra hani sadece kurşun kalem değil, bakın kurşun kalemi dağıtmak için de bazı kalemler kullanıyorum. Mesela bundan kibar bir şekilde ahşap şey, kağıt türlü. Bakın bunu dağıtmak mesela, sanırım 6B'yi dağıtmak daha kolay. Gölge yaparken çok hoş. Bu da hoş bir almıştım. Hoş bir dağıtma aracı. Bakın daha bir sürü kalemlerim var. Örneğin işte yaldız yazan veya ne bileyim işte böyle gümüş türlü yazan kalemler. Bunlar siyah şeyleri de güzel oluyor. Kullanıyorsunuz. En sonunda bakın bir silgi. Silgi konusuna da geleceğiz. Bu Muji'den aldığım bir silgi. Bu da silgi açılarak, aynen Çin kalemleri gibi açılarak kullanılıyor. Bir de yine Kohinoor'un farklı renkli, Kohinoor'un farklı rengi şeyleri, kalemleri. Bu kalemler her renk yazarlar. Bakın gördüğünüz gibi. Yani hoş bir kalemdi. Ne kötü tek başına çalışmak yahu. Özür diliyorum sizden. Şöyle bakın. Her renk yazıyor. Nasıl bak, ucuna bakarsanız daha iyi göreceksiniz. Her renk yazıyor. Bunlarla güzel eskiz yapılıyor. Bunların işte kahverengi tonları var. Yine Kohinoor'un. Burada tek kahverengi gözüküyor ama aslında açık kahverengi de var burada. Sonra efendim yine aynı kullana kullana ufaltmışım. Gri olanı var. Ben bunu versatil kalemi böyle garip bir açmışım bunu. İşte şu renkten olacakmış. Ben Kohinoor'un şeyine de gittim. Fabrikasına gittim Praga. Yani şeye düşmüş gibi. Darı tarlası, darı ombarına düşmüş bir horoz gibi, tavuk gibi davrandığımı da belirtmem lazım. Kendime zor hakim oldum. Onlara da bakarız. Ondan sonra koskoca şeyde Türkiye'de bulamadım. Bu bir silgi için basmalı bir kalem. Silgi de kullanılabiliyor. Şimdilik kurşun kalemin kutsallığı ile kurşun kalemle ilgili durum, ama kurşun kalem kullanmayı çok seviyorum. Ve kurşun kalemin klipsi yoksan da şu ucuz, bu 2,5 liraydı bu ek. 2,5 muydu? 2,5'tu ben aldığım zaman. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Tufandan almıştım. Şunu kullanarak da uzatabilirsiniz. Yani kurşun kalemli, binlerce kurşun kalemim var benim, saklıyorum. Ve bazen kurşun kalemle çizmeyi, yazmayı çok seviyorum. Lütfen siz de dikkate alın. Kurşun kalemin gerektiği değeri ona da verin. Tabii yok kanalıma abone olun, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı. Bunların hepsini yani doğru buluyorum. Bazıları bu işten para kazanıyor ama benim amacım para kazanmak değil. Fakat çok seyredilirse diye Google Analytics'i kurdum. Seyredin lütfen. Siz de paylaşın. Devam edeceğiz. Biz de el yazınızı nasıl düzeltirsiniz serilerini. Teşekkür ederim efendim.